Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı bir doğal sayı rakamlarının her birine tam bölünüyor ise bu sayıya bölen sayı denir. 12 arkadaşlar rakamların her birine bölünür. 1 ve 2. 312 evet 1, 2 daha 3, 3 daha 6. 3'e tam bölünüyor. 1 ve 2'ye zaten bölünür. 357 sayısı arkadaşlar. Bir dursun şimdi hemen ona. Gerçi 357 de tam bölünür. Neden? 350 normalde 7'ye tam bölünüyor. 350 de 7 fazlası 357 olduğundan evet 7'ye tam bölünecek arkadaşlar. Böylece 5'e e tam bölünmüyor ama o yüzden C şıkkı olmaz. 315 evet olur. 936 yine 9'e ve 3'e e tam bölünüyor. 6'ya da tam bölünür çünkü çift sayı aynı zamanda. Cevabımız C şıkkıymış. 3, 4, 5, A, B, 5 basamaklı sayısının 10 ile bölümünden kalan 5'tir. Hemen yani ne diyeceğiz B'ye? 5. Bu sayı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre bir sayı 3 ile kalansız bölünüyorsa arkadaşlar nedir? E, 3'ün katıdır neler? Rakamların toplamı. Tabii ki bir sayının 10 ile bölümünden kalan demek son basamağını sana veriyor demek. Böylece rakamları toplarsak 10, 7 daha 17 artı A oldu. Bunun 3'e tam bölünmesi için ilk alabileceği sayı 1. Bundan sonra 3'er arttırın arkadaşlar. 4, bir 3 daha arttır 7. Alacağı değerler toplamı böylece A şıkkı 12 oldu. 2x 4 y 4 basamaklı sayısı 3 ve 4 ile kalansız bölünebildiğine göre x artı y toplamı en fazla kaçtır? 4 ile tam bölünmeye bakalım önce çünkü son basamaklar önemli. 4 ile tam bölünmesi için son 2 rakamın basamağı böyle bu şekilde 2 basamaklı sayı hali 4'e tam bölünmeli. 4y 4 y sayısı 2'ye 4'e tam bölünmesi için ne olması lazım? 0 olabilir, 4 olabilir, 8 olabilir arkadaşlar. Şimdi buna göre bakalım. 1, 2x, 4, 0 olursa bunun 3 ile bölünmesi için Alabileceği en büyük değer 9'dur. 9 ile 0'ın toplamı 9 yapar. Kenarda dursun. Olmadı. Sonra 2x4, 4'ü deneyelim. Rakamları farklı demiyor. Böylece x'in alabileceği en büyük değer 4, 4 daha 8, 2 daha 10. Böylece 8 olur. 8 verdik. Bir de 4 vermiştik. 12 geldi. Bu ikinci durumdan arkadaşlar. 8 verirsek böylece 2x4, 8 oldu. 12, 2 daha 14 olur arkadaşlar. E haliyle buradan da en fazla kaç verebiliriz? 21 olması için 7 veririz. Zaten 3 daha versek 10 rakam değil. En fazla 7 verebiliyormuşuz. Buradan da 7 verdik. Bir de x gördüğü y gördüğümüz yere 8 yazdık. Demek ki oradan da 15'miş. Alacağı en büyük değer 15 oldu arkadaşlar. Soruda arkadaşlar birisi düşmeden diğeri düşmediği için bir kere hemen şu şıkkı elemelisiniz. Neden? 134'ün oluşması için tamam 1, 3 sırayla düştü. E 4'ün düşmesi için önce 2 düşmeli. Bu yüzden yazılabilecek sayılardan biri 134 olamaz. Yazılabilecek en büyük doğal sayı nedir arkadaşlar? Direkt bu sütundan çıkarırsın sayıları. 7, 6, 5. 765 burada sırayla yazabileceğimiz en büyük sayıdır. Dolayısıyla buradan da e, en büyük sayı 5 ile tam bölünüyor mu? Evet kesinlikle son basamağı 5 olduğu için bölünür. Yazılabilecek en küçük doğal sayı 3 ile bölünebilir. Yazılabilecek en küçük doğal sayı için 1 ile başlarım. Sonra 1'den arkadaşlar e, nereye geliriz? 2'ye geliriz. 1, 2 düştü. Sırada ne var? En küçük olabilecek 3. 123 sayısı 3 ile tam bölünür mü? Evet 3 ile tam bölünür. Dolayısıyla bu da kesinlikle doğru. Cevabımız C şıkkı 1, 2 oldu. 5 basamaklı 2 1 A7 B sayısı 5 ile tam bölünüyor. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi 5 ile tam bölündüğüne göre 1 adım adım gitmeliyiz arkadaşlar deneyeceğiz tabii ki 1. B 5 olabilir. 5 olursa rakamları toplamı arkadaşlar 9 ile bölündüğünde kalan 7'ymiş ya. Şöyle bir şey düşünsek olmaz mı? O zaman bu olmasaydı Soru direkt 9'a tam bölünürdü. Çünkü kalan 7 onu direkt attım. Yani 3, 5 daha 8 A 1 olmalıymış. İkinci durum. 2, 1 A 7, 0. Yine aynı şeyi söylüyorum bakın şimdi. Diyorum ki bu 7 olmasaydı diğer kalanların toplamı ne güzel. 9'a tam bölünecekti. Dolayısıyla 3 A da buradan 6 oldu. Alabileceği değerler toplamı A şıkkı 7 geldi. Soruda verilen örneğe dikkat edin arkadaşlar. Rakamların üstünden bir daha geçilmez diye bir durum yok. Yani bakın 5, 1, sonra bir daha 5, sonra bir daha 1, sonra bir daha 5. Yani geçtiğiniz yerden bir daha geçebilirsiniz. Soruda özellikle onu söylememiş hatta bir örnekle de tiyoyu vermiş. Dolayısıyla burada elde edebileceğim en büyük sayı 5, 2, sonra bir daha 5'e dönerim. Sonra bir daha 2'ye dönerim. Sonra bir daha 5'e dönerim. Böylece 5'leri güzelce kullanıp elde edebileceğim en büyük sayıyı elde etmiş olurum. Sonra gelelim en küçük sayıya. En küçük sayı için de arkadaşlar buradan 1, 2, 2, 1, bir daha 2 dönerim. Yani 1, 2, 1, 2 olur. 1212 sayısı olur. Bunların çarpımında da buradan kalan kaç? 6. Buradan kalan kaç? 19 yani 1. 1 çarpı 6'dan da 9 ile bölümünden kalan 6 geldi arkadaşlar. Yönergeleri lütfen sorularda güzelce okuyun. X1 sayma sayısı olmak üzere 11x artı 4 sayısı. Aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Yani 11 ile bölümünden kalanın 4 olması lazım arkadaşlar. Şimdi burada tabi tek tek şıklara bakmanız gerekecek. Ekstra özel bir şey yapmaya gerek yok onu söyleyeyim. A şıkkından başlayalım. Eee nedir? Burada nasıl başlıyorduk? Sağdan sola doğru artı eksi artı eksi artı diyorduk. Dolayısıyla burada 5, 2 ve 9 artı oldu. 7 ve 5 de eksi oldu. Dolayısıyla bu 5'ler gitsin. 11'den e, 7 çıktı 4 geldi. İlk şıktan Allah'tan cevabı bulduk. Olay bu arkadaşlar. Mevzumuz bu sadece. X sayısının 13 ile bölümünden kalan 4 olduğunu göre aşağıdakilerden hangisi 13 ile tam bölünür? Bir kere zaten kalan 4 ise 6 eklemeniz kalanı 10 yapacaktır. Bir şey elde etmezsiniz. Hemen şunu da söyleyeyim. Bir sayının 13 ile bölümünden kalanı bulduktan sonra bir daha ona bir sayı eklendiğinde tekrar bölmenize gerek yok. X gördüğünüz yere kalanı yazmanız da yeterlidir. Yani buradan 4 artı 6'dan 10 gelir kalan. Burada 4 artı 5'ten 9 gelir. C şıkkına baktığımız zaman e, 2 kere 4 8 bir daha eklerseniz 9 olur. D şıkkında 3 kere 4 12 bir daha eklerseniz 13. Bu şekilde arkadaşlar Kalanları bulurken ayrı ayrı kalanları yazmak yeterlidir. Komple bir daha çarpıp bulmaya gerek yok. Örnek 56 ile 18'in 13 ile bölümünden kalanı yaparken siz topluyor musunuz? Yok yap, böyle yapmamanız lazım. Bunun 13 ile bölümünden kalanı ayrı bul. Bunun 13 ile bölümünden kalanı ayrı bul. Sonra topla. Olay budur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Burada bir düzen oluşturulmuş arkadaşlar. 3 parça varsa 3'e tam bölünüyor diyor. 4 parça varsa 4'e tam bölünüyor. O zaman burada da 1 2 3 4 5 6'ya tam bölünmesi lazım. 6'ya tam bölünmesi için şimdi burada neyi görmemiz lazım? 6'ya tam bölündüğüne göre bir kere 3'e de tam bölünüyor. Haliyle son basamağı 6 çift sayı. Problem yok. 2'ye bölünüyor. 3'e bölünmesi için a'nın alabileceği en büyük değer nedir arkadaşlar? 8, değil mi? 486 sayısı böylece 6'ya tam bölünür. Bu da arkadaşlar bölüm 81 yapar. İçeride bulunan sayı en fazla 81 olur. E şıkkı. Ardışık sayı denmiş ancak arkadaşlar hangi sayıdan başladığımızı bilmiyoruz. Rastgele bir sayı A. Sonra A artı 2. Sonra nokta nokta nokta. En son ne olacak? A artı 68. Bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? İkinci sayı 2 fazla. Üçüncü sayı 4 fazla. 5. sayı 8 fazla. Yani normalde 5 çarpı 2 10 ya da 3 çarpı 2 6 değil de 1 eksiğinin 2 katı kadar. Dolayısıyla bu da A artı 68 olarak bitti. 35 tane A var. Sonra arkadaşlar 2'den 68'e kadar olan sayıların toplamı nedir? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Terim sayısı kaç tane 2'den 68'e kadar? 34 tane. Böylece bu sayının toplamı 35A Artı 70 bölü 2'den 35 çarpı 34 oldu. 35 A sayısına dikkat edelim. Burada 35 parantezine de alayım. Burası da A artı 34 olsun. 35 sayısı 7'ye tam bölünüyor. Bir de 5'e tam bölünüyor. Dikkat edelim buraya. A çift sayı olduğuna göre çift sayıyla çift sayının toplamı nedir? Yine çift sayı. Çift sayı neye bölünür? 2'ye bölünür. O zaman bu sayı garanti 5'e bölünüyor. Garanti 7'ye bölünüyor. Garanti 2'ye bölünüyor. Şıklarda bakın hem 7'ye hem 2'ye bölünen şık var. O da 14 yaptı. Diğerlerini bilemeyiz arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Bunu arkadaşlar tek tek sayabilip 13 tane bulabilirsiniz. Ama ben size bir mantık göstermek istiyorum. O yüzden şöyle anlatacağım. Ee, bir sayının çift sayı bölenleri nasıl bulunur? Örnek 2 üzeri A çarpı, 3 üzeri B çarpı, 5 üzeri C'nin kaç tane çift sayı böleni vardır derse Garanti cepte 2 çarpanı var ya Burada A'yı 1 azaltıyoruz. Bu sayının çarpanlarını bulursanız arkadaşlar, çift bölenlerini bulursunuz. Diyelim size soru dedi ki, Bu sayının kaç tane 5 ile böleni vardır? O zaman ne yaparsın? Bunlar sabit kalır, 5'in bölenini biraz altırsın. Neden? Garanti cepte 5 var. Her elde ettiğimiz sayıyı 5 ile çarparsak, kesin 5'in katı olur. O yüzden ayırıyoruz. Çöpe atmıyoruz aslında. Bunu önceden bir hatırlatayım. Bunu neden söyledim? Soruda ceviz sayısı tek sayı değilmiş. Haliyle ben ne yapacağım? 240'ın çift bölenlerini bulacağım arkadaşlar. Onlara da ceviz sayısı diyeceğim. 240'ın çift bölenleri nedir arkadaşlar? 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5 olduğu için ceviz sayısı. Böylece ne demiştim? Çift böleni için hemen üstünü bir azalt. Böyle yap. Bunun çift bölenleri haliyle 4 çarpı 2 çarpı 2'den 16 tane oldu. Ancak ceviz sayısı arkadaşlar en fazla 60 olabiliyor. Demek ki ceviz sayısı 80 olamaz. Ceviz sayısı 120 olamaz. Ceviz sayısı arkadaşlar 240 olamaz. Bir de ceviz sayısı en az 2 olacaktı. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla 80, 120 ve 240 veremeyiz. 16'dan arkadaşlar 3 tane çıkarırsak 13 tane ceviz sayısı bulabiliyoruz. Yani 13 tane insan sayısı bulabiliyoruz demektir bu. İnsan sayısının alabileceği ya da ceviz sayısının alabileceği farklı değerler toplam 13 tanedir. Ben hocam buradan yapmak istemiyorum derseniz mecburen şunu denemelisiniz. Ee, en az 2 tane ceviz alacaklarına göre 240 2 alabilir. Ee, sonra ceviz sayısı tek olacağı olmayacağı için 4 verebilirim. 6 verebilirim. 8 verebilirim. Sonra 10 verebilirim. 12 verebilirim. Ee, 16 verebilirim. Ondan sonra arkadaşlar 18 verebilirim. 18 oluyor mu? Olmuyor. Çünkü 3 üzeri 2 diye bir şey yok. Sonra arkadaşlar işte 20 verebilirim. Böyle tek tek sayı vereceksiniz. Yani çok da böyle güzel değil bana sorarsanız. Sonra işte 20, 30, 40, 60 vereceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın hatta unuttum yani fazla bulmam gerekiyordu. 13 bulmam gerekiyordu. Daha az buldum. Orada muhtemelen bir şeyi unutmuşuzdur. Gördüğünüz gibi böyle tek tek sayınca unuttuğum muhakkak oluyor. Yani yine de işte 24'ü de ekleyeyim de sonra problem olmasın. Bir de başka ne var? Eklemem gereken arkadaşlar. Ee, vallahi bir de 48 var. Gördüğünüz gibi yani böyle tek tek sayarken canım çıktı. Ama şöyle yapmak ne kadar konforlu. Bir de sınavda biz arkadaşlar süre lazım. Durduk yere şuraya girersek. Şıklar bakın birbirine yakın hata yapma ihtimalim de var. Ben bir de bu mantığı önemsediğim için böyle anlatmak istedim. Bu sayının arkadaşlar 9 ile bölümünden kalan 2 ise nasıl söyleriz? Bir kere 3, A, B, 4. Rakamlar toplamı ne yapıyor? 7 artı A artı B yapıyor. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan arkadaşlar 2 ise buradan o zaman ne söyleyebilirim? A artı B birincisi 11 olması için 4 olabilir. Doğru mu? Sonra arkadaşlar 9 daha eklersek A artı B buradan bir de 13 olabilir. Gerçekten 13 ile 7'yi topla 9 ile bölümünden kalan 2 yapıyor. 4 ile 7'yi topla 9 ile bölümünden kalan 2 yapıyor yine. Bu kenarda dursun. Şimdi bir de ne yapacağız? 4'e artı B'ye eksi A'ya artı 3'e eksi vereceğiz. Artı eksi artı eksi. Böylece arkadaşlar ne oldu? 4 artı A eksi B eksi 3'ten demek ki ee, buradan da ne oluyor? A eksi B artı 1. E haliyle arkadaşlar A eksi B artı 1 kalanını vermesi için A eksi B sıfırmış. Dolayısıyla A eksi B sıfır ne demek? A B'ye eşit demek. Bundan dolayı A B'ye eşitse toplamları 13 olamaz. Mecburen A 2'ymiş B de 2'ymiş arkadaşlar. 3224 sayısının e, ne ile bölümünden kalana bakacağız? 8. 3.208'e tam bölünür bir 24 daha eklersek o da tam bölünür tamam 8 ile bölümünden kalan 0 yaptı. Gelelim 3.224'ün arkadaşlar 25 ile bölümünden kalanı bunun içinde ne derim? 3.200 arkadaşlar 25'e tam bölünür kalan buradaki 24 arttı cevabımız D şıkkı oldu. 9 basamaklı sayısının rakamları aşağıda verilen 9 birim kareden oluşan karenin birer karesine yazılacaktır. Sayılar yerleştirildiğinde satırda oluşan ABC kutusu ABC o üç basamaklı, sütunda oluşan ABC sayısı da CBA diye üç basamaklı sayısını temsil ediyormuş. Birinci, ikinci ve üçüncü sütunlarda bulunan üç basamaklı sayıların 10 ile bölümünden kalan birdir. Hemen buna bence dikkat edebiliriz. Çünkü arkadaşlar sütunda kalan 1 ise Buradan ne sonuç çıkar? Son basamağı yani birler basamağı birdir demek. Haliyle burası birdir, burası birdir, burası 1'dir. Çünkü aşağıdan yukarı doğru okunuyor bakın sayı. CBA şeklinde. O zaman burada bakın sütunların hepsinde son birinci satır, birinci sütunlarda hep bir 1 var. Şimdi buna göre ikinci ve üçüncü satırda bulunan üç basamaklı sayılar 5 ile tam bölünüyormuş. E, i̇kinci ve üçüncü satırda bulunan 3 basamaklı sayılar. Demek ki bunların son rakamları da ne olmalı? Birisinin 5 olmalı birisinin 0 olmalı. Diyelim buraya 0 yazarsak buraya 5 ya da buraya 5 yazarsak alttakine 0 yazacağız. Tamam. Sonra arkadaşlar e, bize başka ne demiş? Birinci ve ikinci sütunda bulunan sayıların 4 ile bölümünden kalan olduğuna göre. Orası burada çıkmamış ben düzelteyim. Burası 1 arkadaşlar. 1 olduğuna göre yeşil karelerde yazan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi birinci ve ikinci sütun burası. Bir kalanını vermesi için son iki basamağın ne olması gerekir arkadaşlar? 21, 41, 61, 81 gibi sayılar olması lazım. Buna uygun burada ne var? Bir tanesine 21 yazarsak bir tanesine de böyle 41 yazabiliriz. O zaman gördüğünüz gibi hakikaten bu sütunda kalanlar birinci ve ikinci sütunda gerçekten 1 oluyor. Sonra yine bu 5'e tam bölünüyor. Bu da 5'e tam bölünüyor. Burada da bütün sayılar 3 sütunda da 10'a tam bölünüyor. Dolayısıyla her şeyi güzelce yaptık. Bundan sonra kalan zaten topu topu 2 tane sayımız var. Onlar da neler? Birisi 3 arkadaşlar, birisi de 7. Bunların toplamı da 10 oldu. Cevap C şıkkı.